Arkadaşlar merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizin adı muhallebili kadayıf. Tatlımızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak sütümüzü tencereye alıyoruz. Nişastamızı ekliyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Şekerimizi ekleyip iyice çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra ocağımızın altını açıyoruz. Orta ateşte iyice koyulaşana kadar pişiriyoruz. Koyulaşan muhallebimizin altını kapatıp birkaç dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen muhallebimizin içerisine Vanilyamızı ve sıvı kremamızı ekliyoruz. Bir çırpıcı yardımı ile iyice pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyoruz. Pürüzsüz bir kıvama gelen muhallebimiz kıvamını aldı. Büyük boy dikdörtgen borcamın alt tabanına kadayıfımızı seriyoruz. Çok fazla sermenize gerek yok arkadaşlar. Tabanı kapatmanız yeterli. Üzerine muhallebimizi döküyoruz. Her tarafına eşit gelecek şekilde yaydırıyoruz. Muhallebimizi iyice yaydırdıktan sonra tekrar üzerine bir kat daha kadayıfımızı seriyoruz. Yine çok fazla dökmenize gerek yok arkadaşlar. Üstünü kaplamanız yeterli. Tatlımız hazır arkadaşlar. Ben size şimdi içinin görüntüsünü de göstereceğim. Emin olun yaptığınız için hiç pişman olmayacaksınız. Tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Hem hafif hem lezzetli hem de pratik bir tatlı. Çat kapı misafiriniz mi geldi? Hemen yapın ikram edin. O kadar basit bir tatlı. Eğer daha kalın olsun isterseniz daha küçük bir borcama da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içinin görüntüsü bu şekilde. Kesinlikle çok güzel bir tatlı tarifi tam tutuyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Emin olun denediğiniz için pişman olmayacaksınız. Favori tatlarınızdan biri haline gelebilir. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.